اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد استعن بالله بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما أَنْهَاكُمْ عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب صلى الله العظيم وسلم الله تعالى يا الله الحمد لله Bir mektubattan inciler programında yine sizlerle bir aradayız. Ramazan Şerif'ten sonra biliyorsunuz evet bir ara verdik gördüğüm kadarıyla. O kadar olur. idare edecek siz inşallah. Evet bu aradan sonra da ilk canlı programında programımızda beraber oluyoruz elhamdülillah. Rabbim inşallah tesisini yüksek edesin, Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak etsin. Ramazan'da çok iyiydik elhamdülillah. Gerçekten hakikaten. Mukabelesiyle mükemmeldi. Elhamdülillah. İbadetleriyle mükemmeldi, itikafıyla mükemmeldi. Kur'an yarışmasıyla beraber mükemmeldi. E Bununla beraber Kadir Gecesi'nde elhamdülillah icazetle beraber mükemmeldi. Her şey çok mükemmeldi. İnşallah bu sene mükemmel bir sene geçiririz inşallah. Rabbim hepimize başarılar, hepimizi muvaffak eylesin, tesini yüksek eylesin. Evet, canlı yayını özlemişim, sizleri özlemişiz açık söylüyorum. Evet, alışmıştık çünkü her gün canlı yayında. Her gün sizlere beraber bunu alışmıştık. Bu arada biraz tabii... Birkaç gün ara verme durumuna geçmiş olduk. O yüzden dolayı inşallah şimdi ne yapacağız? Sizlerle beraber yine canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Rabbim tesisini yüksek edesin. Mektubattan İnciler programında şu anda olduğu gibi inşallah ilk bölümde İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin bizlere buyurmuş olduğu mektubat şereften okuyacağız. İkinci bölümünde de sizden gelen soruların cevaplarını vermeye çalışacağız yine programımız bu şekilde devam edecek inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Hakikaten bize lazım olan şey ne? Diye sorsalar bana. Bize lazım olan şey gerçekten Müslümanlara sahip çıkmak, kardeşliğimize sahip çıkmak, dinimi bir İslam'a sahip çıkmak, kendimizi muhafaza etmek, kendimizi kayırmak, kendimizi en güzel şekilde Kur'an ve sünnet ölçüleriyle hayatımızı devam ettirmek. Bunlar lazım. Bunlara sahip çıkarsak Allah da bize sahip çıkar. Yoksa görüyorsunuz insanlar, güzel insanlar. Kimle karşılaşsak, güzel insanlar, kıymetli insanlar, kimle karşılaşsak dertli, üzüntülü. Niye? Bakıyorsun bazıları evladından sıkıntı çekiyor. bazı iş yerler, işlerinden, bereketsizlikten sıkıntı çekiyor. Bazısı işte çoğaltabilirsin, aile ve hayatında problemler olduğunu söylüyor. Bazıları hepimizi ilgilendiren konular biliyorsunuz Türkiye gündeminde bir olay ne? Çocukların kaçırılmasıyla alakalı. Hakikaten içimiz yanıyor. İstismarlarıyla alakalı içimiz yanıyor. Hakikaten dertliyiz, üzüntülüyüz. Ama bunların çaresini söylüyorum. Allah'la barışık olacağız. Rabbim bize yardım edecek. İntansurullah yan küm. Allah bize yardım ederse bu işin kesinlikle ve kesinlikle çözüm olur arkadaşlar. Yoksa biz Allah'ın dine sahip çıkarsak Allah da bize yardım edecek. Güzel insanlar kıymetli insanlar. O yüzden e, sizlerle olmak güzel. Sizinle program yapmak güzel. Ramazan-ı çok alışmıştık. Ama bayramdan sonra bir ufak ara vermiş olduk. Şimdi yine beraberiz inşallah. Rabbim tesisini yüksek edilsin. Bu akşam İmam Rabbani bize neler buyuracak? Bu başlangıç yapmış olduğum konuyla alakalı İmam Rabbani buyuruyor ki bugünkü dersimizde kısaca söyleyeyim ben size. Terakkiler, yükselişler, mükemmellikler, güzellikler gerçekten aile hayatında mükemmel olmak istiyorsan, iş hayatında mükemmel olmak istiyorsan, yükselmek istiyorsan, kalitenin artmasını istiyorsan Evet. iş hayatında, sosyal hayatında böyle olmak istiyorsan veya buna benzer bulunmuş olduğun ortam, konum neyse orada yükselmek istiyorsan veya 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 çoğaltabilirsin. Türkiye bazında düşünebilirsin. Yükselmek istiyorsan çaresini söylüyoruz. Evet, hocam ben ev hayatımda, aile hayatımda huzurlu olmak istiyorum. Kaliteyi artırmak istiyorum. Güzelliği artırmak istiyorum. Çoluğumla çocuğumla hakikaten daha başarılı olmak istiyorum. Hocam ben iş hayatında başarılı olmak istiyorum. Önümün açılmasını istiyorum. Olabilir. Herkes bunu isteyebilir. Evet mahallemde, ilimde, ilçemde artık Türkiye'mde daha başarılı olmak istiyorum. Veya dünya Müslümanlarında daha başarılı olmak istiyoruz. Tamam kolay. Bak İmam-ı bunu ne yapacak? Bugünkü mektubatında bizlere açıklayacak. Var mısınız? Hadi hep beraber be. Rabbim inşallah hep beraber bu güzellikleri, bu terakkileri, bu yükselişleri, bu mükemmellikleri hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Hem çoluğumuzla, çocuğumuzla, hem ticaretimizde, hem dünya hayatımızda, hem ahiret hayatımızda terakkiler, yükselişler, mükemmellikler hepimize nasip eylesin inşallah. Evet, başka şeye bağlama lütfen. Oraya buraya bağlamayın. İmam-ı Rabbani ayet ve hadis ışığında en güzel şükürlerimizi ortaya koyuyor be. Allah'ımızın ifadeleriyle ortaya koyuyor. Peygamber ifadeleriyle ortaya koyuyor. O yüzden dolayı bu Allah dostlarına kulak vereceğiz. Allah ve Resulü ölçülerinde ortaya koyduğundan dolayı da bu yükselişleri, kaliteyi, mükemmelliği yakalamış olacağız. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. İnşallah. Evet. Size mektup okumayı da özlemişim. Evet. Canlı yayını da özlemişim. Sizlerle gerçekten muhabbeti özlemişim. Hakikaten ekrana geçmeyi özlemişiz. Alıştırdınız bizi gerçekten. Şükürler olsun. O yüzden dolayı ama elhamdülillah bu özlemimizi ne yapacağız? Gidermeye çalışacağız. Rabbim tesirini yüksek edesin. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak edesin. Hocam işte biz seni özledik ve özlemek demeyin. Açık Kalp kalbe karşı Minel kalbi ilal kalbi sebila. Gönülden gönüle yol var halila. Minel kalbi ile kalbi sebila. Sari kusule Mustafa büyük şey efendi buyuruyor. Kalpten kalbe yol vardır diyor. Evet. Kalpten kalbe yol vardır diyor. O yüzden eğer sizde bu özlem doğmamış olsaydı bizim de özleme şansımız olmazdı. Onu da bilmek lazım. Ama gerçekten sizinle her şey çok güzel. Şimdi İmam-ı Rabbani bu terakkiyle, yükselmeyle, kalite artırmayla alakalı bu mektubunda neler buyuruyor? Hep beraber inceleyelim. Gelin. Var mısınız be? Varalım inşallah, var olalım inşallah. Var, olalım inşallah. Ne? Bu akşam anlatılanları evimizde problem varsa evimizde çözelim. İşimizde çö problem varsa işimizde çözelim. Mahallemizde varsa mahallemizde Artık çoğaltabilirsiniz. Bununla beraber güzel insanlar Türkiye'mizde varsa orada çözelim. Çözelim bu problemleri ya. Çözelim de gerçekten yükselişleri elde edelim. Kaliteyi elde edelim. Mükemmelleri elde edelim. Rabbim hepimize bu yolda başarılarınızı bilsin. Emrektubu sözse bu 76. mektup ila Kılıç Han. Kılıç han gönderilmiştir. Evet. Ne hakkındadır? Fi beyan ennet terakki marbudun bil vera'yı ve İlerlemenin, yükselmenin, kalitenin yolu takvaya bağlıdır diyor be. Allah'la barışık yaşamaya bağlıdır. Allah'a kar saygıya bağlıdır. Allah'a karşı sevgiye bağlıdır. İnne ekramekum Allahi etkakum. Allah indinde Allah'ımız biliyor. En üstünüz, en kıymetliniz falan zengin demiyor. Falancı demiyor, şu demiyor, bu demiyor. Allah katında en üstünüz, en keriminiz takva olunuz buyuruyor İmam Rabbani, Mevla Teala. Ve İmam Rabbani de bunu açıklıyor ya O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar nasıl Ramazan'da çok iyiydik ya. Hocam Ramazan'dan sonra inşallah yine iyidir ya. Ramazan'da çok iyiydik. Rabbimizle çok barışıktık. Elhamdülillah. Kur'an-ı şu anda çok barışıktık. Peygamber yoluyla çok barışıktık. Oruçlarımızla, ibadetlerimizle çok barışıktık. Her şeyimizde çok barışıktık. Çok güzel gidiyordu her şey. Mükemmeldi her şey Ramazan şerifte. İnşallah Ramazan'dan sonra da aynı güzellikleri muhafaza ediyoruzdur inşallah. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Edemiyorsak sıkıntı var. İnşallah ediyoruz. Ben sizin gerçekten Ramazan şeften sonra da aynı güzellikleri muhafaza ettiğinize öyle inanıyorum. Öyle kabulleniyorum. Öyle düşünüyorum. Öylesinizdir inşallah. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Evet. Ve fit ve teşvik hakkındadır. Alâ terki fuzûli ve mâ yunâ da diyor, onlardan bile diyor kaçınacaksın ki diyor harama hiç düşmeyesin. Mubah olan Allah sana mubah kılmış. Ama fuzuli yani normal hayatını idame ettirirken gerekli olmayan mubahlar. Bunlardan bile kaçınacaksın ki onlar seni şüpheliye oradan harama düşürmesin. Rabbim hepimize bu yolda başarılar nasip etsin. Çok gerçekten işimiz zor ama Allah kolay edecek, kolay olacak inşallah. Mevla hepinize razı olsun. Asamakumullah <laughs> subhanahu Allahu Teala celle, celle sizleri korusun. Evet çok güzel bir ifade. Asama Allah sizi korusun. Allah sizi muhafaza etsin. Rabbim bizi muhafaza etsin. Efendi şöyle bir dua yapıyor. Bak çok önemli bir dua. Ya Rabbi diyor dünyada bizi kayır. İfade bu. Kayır ifadesini kullanıyor. Dünyada bizi kayır. Kabirde bizi kayır. Mahşerde bizi kayır. Cennette bizi kayır. Ben de düşünüyorum şimdi. Dünyada Allah bizi kayırsın tabi Niye? En netice hakikaten şeytan nefis veya şeytanlaşmışlar. Adamın perişan derler ya. Mevla kayırması lazım. Kabirde Kabir azabından tabii ki kayırsın. Mahşer sıkıntısından tabii kayırsın. Evet. Ama cennette niye kayırsın diye merak ediyorum. Çok merak ettim ben bunu yani. Niye Allah cennet, en cennete girdi, kurtuldun da en netice. Evet. Üzerine duyuyorum bunu. Bunu bir defa düşündüm, bayağı düşündüm. Şimdi asıl konuya geleceğim. Allah bizi muhafaza etsin. Dünyada çünkü güzel insanlar Allah bizi muhafaza etmezse. Şeytan nefis şeytanlaşmışlar bizi perişan eder. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, bütün hileleriyle, hainlikleriyle, bütün oyunlarıyla, her türlü hazırlığı yapmış bizi tehlikeye düşürmek için elinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. Seni bir tehlikeye düşüneyim ya. Ya Mevlamız mı diyor, kemet el-şeytan qale inni inni khafu Allah Rabbil Allah diyor. Şeytan diyor, insanı kötülüğe getirmek için her türlü hile yapar. Her türlü hainliği yapar, her türlü oyun oynar. Her türlü oyun oynar. Sonra insanı kötülüğe götürdükten sonra der ki: İnsan eden billah. Mesela içki masasına tutturur Allah muhafaza etsin. Kumar masasına tutturur Allah muhafaza etsin. Bankanın faizli bankanın yolunu gösterir Allah muhafaza etsin. Veya buna benzer haramlar neyse insanların hakları üzerinde oyun oynatır Allah muhafaza etsin. Getirir tak seni o masaya. Söder ki ben Allah'tan korkarım. Ben senden beriyim. Ya buraya kadar beni kandıran sendin. Buraya kadar beni yoldan çıkartan sen değil. Sen veya senin gibi şeytanlaşmışlar. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Asamakumullah subhane. Allah, noksan sıfatlanamıyorsa Allah Hazretleri Allah Cilicine hepimizi korusun, muhafaza etsin. İnşallah. Rabbim kayırsın bizi inşallah. Evet. Amma yasımukum. Siz evet lekeleyen, sizi lekeleyen şeylerden. Çok önemli bir ifade bu. Düşünsene. Bir şey seni lekeliyor. Bir hata seni lekeliyor. Bir yapmış olduğun yanlış seni lekeliyor. Yapılan bir oluşum seni lekeliyor. Bulunmuş olduğun ortam seni lekeliyor. Bulunmuş olduğun arkadaşlar seni lekeliyor. Bulunmuş olduğun çevre, ticaret, ticaret seni lekeliyor. Seni lekeleyen şey neyse Allah seni onlardan hem kurtarsın hem korusun. Güzel insan, kıymetli insan. Lekelenmeyelim be. Bakın üzerimizde evet bir gömlek olsa ve gömleğimizde lekele olsa ne yapmayız? Onu giymek istemeyiz. Niçin? Çünkü lekelendileriz ya. Ama defterlerimiz, kendimiz, maneviyatımız, artık yaşantılarımız Allah muhafaza etsin lekelenirse bunun altından nasıl kalkacağız? O yüzden Rabbim hepimizi lekelenmekten, hataya düşmekten, altından kalkamayacağımız bütün şerlerden Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Hepimizi kurtarsın. Hepimizi kayırsın. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Özellikle evlatlarınız üzerinde şuna dikkat edin. Çünkü ufak yaş çalışılmış olan bir hata. Üzerini duruyorum. Bak çok kıymetli kardeşlerimiz var. Geliyorlar. Görüşüyoruz. Ama bir hataya düşmüş. Hatasını bir türlü bırakmıyor, bırakamıyoruz. Dertleniyor. Üzülüyor. Aman diyor. Yanlış diyor. Bu hataya düşmemem lazım diyor. Ama bakıyorsun yine bir zaman sonra pat o hataya düşüyorsun. Ne haber? Niçin? Çünkü vücut oluşuyor. Efendi aslimiz bir insan diyor bir hatayı bir kere yapmasın diyor. Sonra nefis gelir ona der ki ya tatlıydı güzeldi hoştu bir daha yap der diyor be. Allah muhafaza etsin. Bir daha yaptırır diyor. Bu sefer nefis der ki ona üçüncüyü yap sonra tövbe edersin vazgeçersin. Tövbekar olursun der. Diyor evet. Üçüncüyü yaptığında diyor artık o alışmıştır o hatadan kolay kolay kurtulamaz diyor. Be. Ya e gördün mü sen? Güzel insan kıymetli insan. Bir yol sana hatanın kapısını açıyorsa o yola hiç girmeyeceksin. Çünkü hatanın kapısını açacak. Hatayı ne yürüteceksin? Allah muhafaza O yüzden Rabbim lekeleneceğimiz bütün şerlerden, hatalardan, yanlışlardan hepimizi muhafaza etsin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza etsin. Aman Allah'ım çok tehlikeli be. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Evet. Dikkat edeceğiz inşallah. Şimdi bir soru gelmişti. Bugünden bahsediyorum. Bugünden alakalı söyleyeceğim. Biliyorsunuz aralardaki nasıl... Hocam diyor çok önemli bir ifade. Yapmayın o yüzden ne olur yaptırmayın, yapmayın. Bak. Bir kardeşimiz örkiye tesettüre girmiş. Ama daha önceki Allah muhafaza etsin resimlerini sosyal şeylerde paylaşmış. Şimdi onları kaldırmak için mücadele veriyor ama e tabii bu arada Allah muhafaza etsin Uygunsuz kıyafetler Uygunsuz resimler Ortalıkta dolaşıyor Sorusu şu Hocam tövbe ettim Vazgeçtim Tesettüre girdim ama Bu resimlerimden dolayı Bana azap olunur mu Veya bana günah olur mu diye Bu soruyu soruyor Bugün sorulan bir sorudan bahsediyoruz. O yüzden güzel insanlar yapmayın Lütfen ve keremen Sizi lekeleyecek size hoş olmayacak daha sonra pişman edecek olaylara kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi düşürmeyelim. Düştüğü an bak şimdi hadi bakalım. Yapmayın ya. O yüzden Rabbim çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi, bütün evlatlarımızı inşallah lekelenmekten, lekelenmekten, hataya düşmekten her türlü yanlışlardan korusun inşallah. Evet. Ve evet. sâneküm ve sizi himaye etsin Allah Celle Celaluhu. Amma şâneküm. İtibarınızı zedeleyen, itibarınızı zedeleyen şeylerden de Allah sizleri korusun, muhafaza etsin. İtibarınızı zedeleniz. Söz verilsin, sözünde durmazsın. İfadelerin yanlış çıkar, Olmayacak hatalara düşersin. Allah seni korumazsa. Evet. Söz verirsin. Veya insanların beklentisi olur senden. Beklentini karşılayamazsın. Evet. O yüzden dolayı insan Allah'la yürümesi lazım Celle Celaluhu. Mevla'yı memnun etmesi lazım. Mevla'yı memnun etmediği takdirde Rabbim muhafaza etsin. Bir bakmışsın ki nirsin. evet Rabbim inşallah hepimizi muhafaza etsin peki kimin hürmetine bir hürmeteseyil beşer beşerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Allah sizleri de bizleri de her türlü hatalardan lekelenmeklerden ne yapsın muhafaza etsin, korusun diyor İmam Rabbani. Öyle bir efendisi ki, öyle peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ki el menfi anhu zeygul basar. Aleyhi ve ala alihi min as-salavat ekmelha ve min et-teslimat Evet, onun gözü hiçbir olumsuza kaymaktan beri oldu, muhafaza oldu, kayırıldı. Evet, mazahal basar ve onun gözü hiçbir şeye, hiçbir yanlışa kaymadı. Hiçbir hataya kaymadı. Hiçbir eksiğe kaymadı. Lekelenecek hiçbir şeye kaymadı onun gözü. Evet, o azgınlık yapmadı diyor Mevlamız. Hiçbir tane olumsuzluğa gözü kaymadı. Ne güzel ya. Hiçbir yanlışa gözü kaymadı. Hiçbir eksiye gözü kaymadı. Gözlerini o korudu. Dilini o korudu. Kulaklarını o korudu. Kalbini o korudu. Bütün üzerlerini o korudu. Allah'la beraber oldu. Allah da onu korudu. Evet güzel insanlar kıymetli insanlar. Gelin hep beraber be. Başaralım. Allah'la olalım. Allah da hepimizi korusun inşallah. Yoksa ma zagal basaru ve ma dagal onun gözü hiçbir şeye kaymadı. O azgınlık yapmadı. Evet. İnşallah dikkat edeceğiz. Bizim gözlerimiz nasıl? <laughs> İnşallah öyleyizdir ya. Kaymaz. Gözlerimiz yanlışa kaymaz. Hataya kaymaz. Gözlerinize belki sahip çıkabilirsiniz. İnşallah çıkıyorsunuz. bu müminin yehuddu min Allah buyuruyor. Şu yaz günlerinde gözlerinize sahip çıkabiliyorsanız ne mutlu size ya. Evet. Kulaklarınıza inşallah sahip çıkabiliyorsunuzdur. Ama özellikle ne olur? Dilinize sahip çıkın ya. Dile sahip çıkmak lazım. Müslümanların aleyhinde olmamak lazım. Müslümanları satmamak lazım. Müslümanlara iftira atmamak lazım. O yüzden güzel insanlar dilimizi de inşallah ne yapalım? koruyalım, muhafaza edelim. Evet. Ve قال الله تعالى Allah, Teala, Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma rasul." size ne verdiyse, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem size ne verdiyse, ne gösterdiyse, ne bildirdiyse, ne anlattıysa, o size niye örnek olduysa فَخُذُوهُ <laughs> Onu alın diyor. Allah'ımız buyuruyor. Evet. Allah'ımız buyuruyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem size ne gösterdiyse, ne verdiyse, ne bildirdiyse, ne anlattıysa, ne uygulamaya koyduysa onu alın. Şimdi konuşuyor bazı ne'udü billah. Peygamberi ne'udü billah, ne'udü billah. Peygamberi dışlamaya kalkacak. Haşa peygamber dışlanırım ya. Allah buyuruyor alın diyor. Be. Onun her şeyini alın. Oturmasından, kalkmasından, yürümesinden, hayatından. Aile yaşantısından, ticaretinden veya de sosyal yaşantısından, davranışlarından her şeyi alın diyor. Ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini ne var? alın diyor Mevlamız be. Ya. Güzel insan, kıymetli insan. İnsan bazen ne yapmalı? Kendisini masaya yatırmalı. Ben çok merak ediyorum. Masaya yatırıyor musunuz kendinizi hiç? Şöyle. Mesela. Kızarsınız bazen ama kızın arada bir kızın hepten tam bayağıdan beri sizi kızdırmadım. Şöyle mesela düşünüyor musun? Benim ahlakımla Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı hakikaten uyuşuyor mu? Şöyle bir anlayış var Türkiye'de. Çok darlanıyorum. Müslümanlar arasında var bu anlayış ya. Diyor ki ben iyiyim. Nasıl iyisin? Falanca sarhoşlar, falanca şundan falanca bundan. Ya sen örneğin o mudur ya? Hatada olan insanı örnek göstererek ben ondan iyiyim diyor. <laughs> Allah Allah. Ya ne alakası var ya? Yapmayın bunu Allah rızası için ya. Hatada olan, yanlışta olan, isyanda olan, eksikte olan insanı ne yaparak? Onu göstererek iyiyim ben diyor ya. Olmaz güzel insan. Sen Muhammed Mustafa'ya bakarak nasılsın sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yolunda yürüme hususunda nasılsın? Allah'a bakarak nasılsın? Allah'ın emirleri konusunda nasılsın? Bunlar önemli. Yasaklarından kaçmak konusunda nasılsın? Yoksa falanca böyle yapılmış ben yapmıyorum ben iyiyim. Ya olmaz ya. O senin örneğin değil. Önderin değil. O senin örnek alman gereken şey değil. Çünkü Allah öyle bir şey emretmiyor sana ya. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Lütfen. Örneğimiz güzel olan, batır masaya, bak bakayım, peygamberime benim ahlakım uyuyor mu? Şuuru peygamberin şuuruna benim şuurum uyuyor mu? Peygamber ciddiyetine benim ciddiyetim uyuyor mu? Peygamber istikamete benim istikametim uyuyor mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten olsaydı bugün nasıl mücadele verirdi, nasıl çalışırdı, nasıl gayret gösterirdi? Ben gerçekten o şekilde mücadele verebiliyor muyum? Buna bir bak, ona bak bakalım yani. O ibadetlerine benim ibadetlerim uyuyor mu? Onun insanlara karşı davranışlarına karşı benim davranışlarım uyuyor mu? E bunlara bak bakalım şey ya. Ve evet. ata kubur Resul. Onun haramlardan kaçma konusunda benim haramlardan kaçma konusunda uyuyor mu? Bir bak bakalım ya. ya. Onun eğitimiyle alakalı, çoluğunu, çocuğunu, ailesini, kendisinin eğitimiyle alakalı, kendisi geliştirmesiyle alakalı benim gerçekten eğitimim uyuyor mu? Bir bak bakalım. Ya. Bunları insan incelemesi lazım. Rabbim inceleyenler onun hepimizdeki Yoksa kalkıyor adam, hocam he, ben falancıdan iyiyim. <laughs> falanca kim? Falancıdan iyiyim kim ki? Falanca kim? Falancı bizim örneğimiz mi? O önderimiz bizim. Bizim örneğimiz ve önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Onun ahlakı fe'lena menu bimi'mintum bihi feqadete. Onun imanı gibi iman ederseniz de Mevla taala hidayet olursunuz. Onun düşüncesi, onun itikadı, onun ahlakı, onun yürüyüşü fe'lena menu bimi'mintum bihi feqadete. O zaman hidayette siz sizdir Mevla taala ve in tevellev eğer örneğin önderi Muhammed Mustafa'dan yüzselirsen fe innemâ hum fî şikâk ayrılıktasınız diyor Mevla Teala. Ya sen ne anlatıyorsun? Mübarek. Dikkat edeceğiz inşallah. Hep beraber dikkat edeceğiz. Peygamberimizi güzel takip edeceğiz. İnşallah. Fakuzu ve ma nehaikum anhu fantehu. O sizi neden nehyediyorsa neden sakındırıyorsa, faizden sakındırıyorsa faizden uzak duracaksın. Kumardan sakındırıyorsa kuramandan uzak duracaksın. İçkiden sakındırıyorsa içkiden uzak duracaksın. Evet, tesettürsüzlükten sakındırıyorsa tesettüre dikkat edeceksin. Ne kulaklığına dikkat etmen gerektiğini söylüyorsa kulaklarına dikkat et. Ne sana bildiriyorsa, ne yasaklıyorsa bunlara dikkat edeceksin ya. Uzak duracaksın. Güzel insan, kıymetli insan. Peygamberim ya. Ne gösterse yerindedir o. O öyle. Rabbim peygamberimizi hakkıya takip etmeyi hepimize ikram eylesin. İhsan eylesin. İnşallah dikkat edeceğiz. Evet. Fakudu evet. Fekâne medârun necât. O yüzden kurtuluşun çaresi oldu. Bakın. Dünya ve kurtuluşun çaresi oldu. Ev hayatımızın kurtuluş şahesi oldu. Ticaret hayatımızın kurtuluş şahesi oldu. Türkiye'mizi tüm dünya Müslümanı kurtuluş şahesi oldu. Nedir oldu? Söylüyor İmam Hakkı Dedim ya size söyleyecek. Ala cüz'in. İki cüz'inden. İmtithalül evamiri. Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmak. Ve a'tasimu bihablillah. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipine sım sıkı sarılın. Kur'an-ı Kerim şana, peygamber sünnetlerine sımsıkı sıkı sarılın. Kurtulmak istiyorsanız dünya ve ahiret huzur istiyorsanız ev hayatınızda, iş hayatınızda, ticaretinizde ne olursa olsun kurtuluş istiyorsanız dünya Müslümanlarında, da Türkiye'mizde kurtuluş diyorsanız Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Efendi Hazretleri bu konuda şöyle bir örnek veriyor. Evet. Var mısınız bir örneği hep beraber inceleyelim. Ve atasimu bihabilillah ayet örnek veriyor. Dünya diyor bir karanlık kuyu olarak düşünün diyoruz. hadi be bir örneklemeye girelim beraber. Var mısın? Dünya diyor karanlık bir kuyu. Çok karanlık bir kuyu. Evet. içinde diyor o kuyunun içinde son derece zehirli ve insana zarar veren haşerat, hayvanatlar var. Ne olur o kuyunun içine düşsen. Düştün. O kap karanlık kuyunun içine düştün ve içinde her türlü zehirler mevcut. Zehirli hayvanlar mevcut. Evet. Ne olur? Eğer bir kurtuluş yolu gelmezse, bir kurtuluş çaresi gelmezse helak olup gidersin ya. Ki gidiliyor. Ama düşünse diyor, o anda o kuyuya yukarıdan bir ip, sağlam bir ip gönderildi. Evet. O kat karanlık kuyuya sağlam bir ip gönderildi. Efendi Hazretleri'ni söylüyor. Örnekleme yapıyor. İşte Kur'an ve sünnet yolu. O ipe nasıl sarılırsın diyor. O ipe şöyle ucundan yani kulağın ucundan tutar gibi tutmazsın diyor. Ne yaparsın? İlk önce ipi diyor beline bir bağlarsın diyoruz omuzlarının altına, kollarının altından geçirirsin diyor. Sonra ellerini hatta dişlerini ipe sarılsın. Çünkü çekecekler. Kurtuluşun o iple olursa olacak, olmazsa o karanlığın içinde, o zehirli oklarla, zehirli oyunlarla, zehirli şeylerle seni perişan edecekler. Evet. O yüzden güzel insan, kıymetli insan. Kur'an böyle kurtuluş ipidir. Peygamber yolu böyle kurtuluş ipidir. O yüzden nasıl sarılırız Bir bakmak lazım. Yoksa yalandan melhemler yaparlarsa, pamuk ipliğini gönderirlerse, pamuk ipliğine sarılırsın yemin ediyorum sana. Elinde kalacak güzel insan. Hocam ip geldi. Geldi ama pamuk ipliği bu. İncecik. Sen bu ipe sarılırsan var ya bu iple sen yukarıya değil adım bile atamaz. Ben sana söyleyeyim. Elini alsan sarmaya kalksın ip kopar. O yüzden Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız. Peygamber yoluna sımsıkı sarılacağız. Bu davaya sımsıkı sahip çıkacağız. Bu işi sımsıkı seveceğiz. Seveceğiz, sevdireceğiz, anlatacağız, bildireceğiz. Yoksa kendimizi aldatırız güzel insanlar. Bak ne buyuruyor? fekane imtisal evamir emirlere sımsıkı sarılmak lazım diyor. Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmak lazım ki fekane medarun necat. O zaman kurtuluş olur İmam Rabbani. Devamı var. Evet, devamı var. Hocam emirlere sarılıyorum. Güzel. Tebrik ederim. Peki haramlardaki durumun nasıl? Söylüyor bak. Evet. Vel intihai yani münahi Evet dikkat edin. İkincisi de yasaklardan kaçmakla olur. Emirleri yaptın. Maşallah tebrik edelim çok güzel. Ama yasaklardan kaçmadan ısınsın. Gerçekten gözlerini, dilini, kulaklarını her türlü haramlardan, mideni faizden, kumardan, içkiden, kıyafetini Tesettürünü dikkat edebiliyor musun? Nasıl durumun? İyiysen tebrik ediyorum. Değilsen, değilsen Allah muhafaza etsin. Öyle veya böyle bir yerlere kapıldıysan, haramlara düşüyorsan evet Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Hocam ya Bayağıdan beri yoktunuz. İlk sohbette de bayağı ağır gidiyor. Ağır gitmiyor de ağır gitmesi için değil de hakikaten bazı şeylere dikkat almak için almak için bunu, bu mektubu okudum. Açık söylüyorum. Çünkü insan farkında olmaz. Bir bakmışsın Allah muhafaza etsin. Farkında olmaz. Bir bakmışsın. Ramazan şey bereketiyle güzel bir şekilde Ramazan şey geçirmiştir. Ondan sonra kendisi bir salmıştır. Allah muhafaza etsin. Bayramdan sonra tekrar gaflete düşmüştür, eksiğe düşmüştür, hatalara düşmüştür, yanlışa düşmüştür, olmayacak şeylere düşmüştür veya düşünmeye, düşünmesine sebep olmuştur. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. O yüzden ne yapacağız? Bu yüksekliği, kaliteyi, mükemmelliği Allah'la barışık olmakta arayacağız. Yoksa işimiz sıkıntılı. Evet. Ve muğzamu Bu iki tane muazzam ölçü, İki tane muazzam ölçü, Yani emirlere sımsıkı sarılmak ve haramlardan kaçmak. İki muazzam ölçü. İmam Rabbim buyuruyor. Ama diyor hüvel cüzül akhir son parçası, son cüzü. Yani haramlardan kaçmak. Evet. El muabberu anhu bil ve O da ancak takvaya, yani Allah'a karşı saygıya, sevgiye, Allah'tan korkmaya bağlıdır. Ve önemli olan da ikinci cüzdür. Dürüber. Evet emirleri yapmak güzeldir ama haramlardan kaçmak daha mükemmeldir. Niçin? Haramlardan kaçtığında yapmış olduğun emirleri hakikaten zevkini alırsın, tadını çıkartırsın. Yoksa adam, düşünsene, Efendimiz zamanında bir tanesi haramı helale dikkat etmezmiş. Açmış dua diyor, Efendimiz buyuruyor ki şuna bak. Boğazına kadar haram dolu ama duada. Boğazına kadar haram dolu ama ellerini açmış. Güzel insan, kıymetli insan. Evet, dua güzel bir şey. Dua mükemmel bir şey. Dua gerçekten kurtuluş, ibadetler kurtuluş ama boğazına kadar haramlarla doluysan o ibadetten nasıl zevk alacaksın? O dua nasıl olacak? O dua nasıl olacak? O ibadetler nasıl olacak? O yüzden insan haramlardan uzak kalmalı ki ibadetinin zevkini alsın. Allah'a karşı saygısını, sevgisini, muhabbeti güzel ortaya koyabilsin. Yoksa Allah muhafaza etsin. Evet. İşin zevkini alamaz. Rabbim muhafaza etsin. Zükrü Rasulü'nün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ibadetin ve iştihadin bir adam Peygamber Sosyal Müslümanı'nın yanında zikredildi. Neyle? İbadetiyle ve cihadıyla. Ve zükra. Evet. Ahar bir riatin. Diğer bir insanda, bak bir insan ibadetleriyle, cihadıyla zikrediliyor. Ama diğer bir insanda takvasıyla zikrediliyoruz. Efendimiz zamanında Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir insan, bakın dikkat edin, ibadetleriyle ve cihadıyla zikrediliyor. Evet. Diye de takvasıyla, ile yani Allah'a karşı saygısıyla, sevgisiyle, muhabbetiyle, güzelliğiyle zikrediliyor. Fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, la ta'dil bir rah. Evet. Takvayı diyor hiçbir şeye denk tutmayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gördün mü sen ya? Takvayı hiçbir şeye denk tutmayın. Allah'a karşı saygıyı, sevgiyi, muhabbeti, Allah'tan korkmayı, Allah'a karşı gerçekten <laughs> takva sahibi olmayı hiçbir şeye denk tutmayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gördün mü sen? O yüzden güzel insan, kıymetli insan ne yapacağız? Allah'a karşı saygımızı, sevgimizi, takvamızı artıracağız. Ve men yettekillah yec'al lehu ve yersukhu min Allah buyuruyor. Eğer Allah'a karşı saygınızı, sevginizi, muhabbetinizi, güzelliğinizi artırırsanız Allah size çıkış yolları verecek diyor Mevla Teala. Evinde ise evinde çıkış yolu verecek sıkıntın. İşindeyse işinde. Türkiye'nde ise sıkıntı, Türkiye'nde sana Allah çıkış yolu verecek ama takva sahibi olursak, Allah'a karşı saygımız olursa, sevgimiz olursa, muhabbetimiz olursa, evet ibadetlerden özellikle haramlardan Allah için kaçışımız olursa, Allah da önümüzü açacak. Söz veriyor Mevlamız ya. Hem de, وَيَرَزُّقْهُ min حَيْتُ لَا Hem de Mevlamız buyuruyor ki, hesapsız rızıklandıracağım dedi <Sessizlik> Allah Teala. Ve men yetevekkel alallah fehu hasbuh Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Ve men yetevekkel Allah fehu hasbuh Kim Allah'a tevekkül eder, güvenir, dayanır, Allah'a sırtını dayarsa Allah ona yeter. Evet güzel insanlar kıymetlisi. O yüzden sizler Ricamız güzel insanlar. Ne yapacağız? <laughs> yani el vera ve kâle eyyadan. Evet. Yani vera dikkat edeceksiniz diyor. Yani takvaya dikkat edeceksiniz. Barışık yaşayacaksınız. Çünkü onu hiçbir şeyle ne yapma? Denk tutma efendim diyor. <laughs> kâle eyyadan aleyhissalatü Efendimiz Evet. Efendim başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Mela kü elvera, dininizin esası, dininizin aslı veradır. Yani takvadır. Allah'tan korkmaktır, Allah'a saygıdır, Allah'a boyun eğmektir, Allahla olmaktır, Allah'a yönelmektir, Allah'a güvenmektir. Dinin aslı diyor efendime soruyorsun Düşünsene ibadetlerini yapıyorsun ama Allah'a güvenin yok. İbadetleri yapıyorsun ama Allah'a saygın yok. Bir takım şeyler yapmaya çalışıyorsun ama Allah'a karşı sevgin yok, muhabbetin yok. Allah'la barışıklığın yok. Allah tanımıyorsun. Yapıyorsun bir şeyler. Nasıl durum? Olmaz. Bak dinin esası, dinin aslı, evet temeli Allah'la barışık yaşamak. Allah'la olmak Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu'nu memnun etmek. Onun emirlerini yere getirmek. Onun yasaklarından kaçmak. Yoksa kalkacaksın rahat rahat. He? Rahat rahat haramları işleyeceksin, Haramlarda yüzeceksin. Sonra ifade eline Allah'tan korkuyorum. Allah'ımı seviyorum. Bırak bu işleri Allah rızası için ya. Yapma. Bu nifaktan kurtul ya. Bu nifaktan kendini arındır ya. Her türlü haramı işte. Her türlü haramda yüz. Her türlü haramı normal görmeye kalk. Mubah görmeye kalk. Haramı hiç fark etmez oyna. Ondan sonra işte bilmem. Olmaz arkadaş. Olmaz. Melâkü dinikum. <wrote> Bak. Melâkü dinikum. <wrote> Elvera. Ve faziletül insan alel melek. İnsanı diyor meleklerden üstün yapan şey de yine veradır arkadaşlar takvasıdır. Eğer insan meleklerden üstün olmak istiyorsa evet ibadetlerini yapmak güzeldir ama ibadetlerinin içinde mutlaka saygısı, sevgisi, haramlardan kaçması, Allah'tan korkması, Allah'a karşı boyun eğmesi, Allah'la barışık yaşaması onu meleklerden üstün yapar. Evet. Yoksa nerede üstün olacaksın? Mağrur azim. İnne sebebi hadzal cüz ve terakki fi Evet, o yüzden dolayı takva Allah'a yakınlığa sebeptir. Güzel insan, kıymetli insan. Kul eğer Allah'a karşı saygısını, sevgisini, muhabbetini artırırsa, korkusunu artırırsa Allah'a yakınlık sebepleri olur. Rabbim inşallah Saygımızı, sevgimizi, muhabbetimizi artırsın. Normal hayatta da öyle. Düşünsene. İnsan evla, evladı mesela. Evladı babasına karşı saygısını, sevgisini, muhabbetini artırsa... Babasında ne yapar? Onu hakikaten gözünde çok kıymetli bir evlat olur yani. Bunu çoğaltabilirsiniz siz. Evet. Ama düşünsene. Her türlü babasının istediklerini yerine getirmiyor. Hoş olmayan şeyler yapıyor her türlü yanlış yapıyor. Her türlü üzüyor, eziyor, daraltıyor, incitiyor. Peşinden diyor ki baba sana karşı saygım var. Nerede saygım var Saygının icraatında göster bakalım ya. Sana karşı sevgim var. Yani nerede sevgim var sevginin icraatında göster bakalım ya. İcraatta her türlü hatada olacaksın. Her türlü haramda olacaksın. İfadede bunlar olmaz. Bunlar birbirini tamamlamaz. Evet. Fe innen melâikete eyyadan müteşârikûne fil cüzül evvel. Zira melekler de birinci cüzde ortaktırlar. Nedir o mesela birinci cüz? Mesela melekler her türlü ibadeti ne yaparlar? Her türlü ibadeti yaparlar. Secde ise secde şey yapıyorlar. Diğer şeyleri yapıyorlar. O yüzden insan ama meleklerin diğer türlü kendisini yükseltme şansı yok. Nasıl? Yani Allah'a yakınlık konusunda saygısını, sevgisini, muhabbetini yükseltme şansı yok. Ondan dolayı onlar ibadetlerini yaparlar ama bulunmuş olduğu ortamda o şekilde kalırlar. Ama sen vera ile, takva ile, sahip çıkma ile inşallah ne yapacaksın? Meleklerden üstün olacaksın inşallah. Rabbim bu yolda bizlere başarı nasip etsin. Fekâneti riayet ve telak evet, el-verâ ve takva ''Min ehemmi meha min İslam'' ''Eğer takvaya dikkat ederse insan diyor, İslam'ın en önemli vazifesini yerine getirmiş olur.'' Yani Allah'a karşı saygısını, sevgisini, muhabbetini güzel bir şekilde ortaya koyarsa. Takva üç basamaktır diyor. Efendi bunu buyuruyor. Bunu söyleyeyim size inşallah. Üç basamaktır diyor takva. Biz kaçıncı basamaktayız bir bakalım inceleyelim inşallah. Onunla beraber zaten de herhalde tamamlamış oluruz. Takva üç basamaktır diyor. Bir, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip haramları haram, helalleri helal kabul eden kişi takvanın birinci basamağındadır. Bir tekrar ediyorum. Birinci basamak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Allah'ın haram kıldıklarını haram kabul ediyor. Allah'ın haram kıldığını haram kabul ediyor. Helal kıldığını helal kabul ediyor. Evet. Bu birinci basamak. İkinci basamak Mevla Teala emirlerini yerine getiriyor. Haramlarından kaçıyor. Yani zinadan kaçıyor. Faizden kaçıyor. Kumardan kaçıyor. İçkiden kaçıyor, tesettürsüzlükten kaçıyor, dikkat ediyor yani. Tesettüre dikkat ediyor yani. Emirlerini getiriyor, özellikle beş vakit namaz. Bu ikinci basamak. Üçüncü basamak diyor Hüseyin Sadıç. Herkes ölçtü kendisini. Bir buçukta kalabilirsiniz genellikle, evet. Ama inşallah üç de, üçüncüsü işe yaptığını sadece ve sadece Allah için yapıyoruz. Hiç menfaat beklemiyoruz. Hiç menfaat gözetmeksizin dünya ve ahiret menfaati gözetmeksizin sadece ve sadece yaptığını Allah için yapıyor. İnşallah üçünü de kazanmışızdır inşallah. Böyle olursak evet bu güzelliğe kalarsak hem evimizde hem işimizde, hem mahallemizde, hem Türkiye'mizde, hem dünya Müslümanlarında yükseliş elbette ev olacaktır arkadaşlar. Allah'la barışık yaşarsak yükseliş olacaktır. Yoksa Allah'la barışık yaşamazsak, emirleri yine getirip haramlardan kaçmazsak, evimizde de, işimizde de, mahallemizde de, Türkiye'mizde de, Dünya Müslümanlarında da sıkıntıdan kurtulma durumumuz olmaz. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Elhamdülillah. Sizlerle olmak güzel. Sizlerle program yapmak güzel. Sizlerle ekranda olmak güzel. Sizinle her şey çok güzel. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Şimdi inşallah bu birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde sizden gelen sualleri ne yapacağız? Cevaplarını verme hususunda. İkinci bölümde inşallah kısa bir aradan sonra beraber olacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim hepinize başarılar nasip etsin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, Türkiye'deki ve tüm dünyanın Müslümanları Rabbim muhafaza etsin. Başarılar nasip etsin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. İnşallah şimdi kısa bir aradan sonra ikinci bölümde sizlerle beraber olmak ümidiyle inşallah.